İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ depremi Dikranagert'in tarihi surlarını etkiledi. Askeri cephelerde kurulan güvenlik kamera sistemlerinin sayısı %59 arttı. Etnos gazetesi, Yunan parlamentosu yeni ABD askeri üsleriyle ilgili anlaşmayı onayladı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi oy çokluğuyla Azerbaycan'daki siyasi mahkumlar hakkında karar aldı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınını uluslararası öneme sahip acil bir durum olarak tanımladı. Ermenice konuşan Bulgar kızı Svetlana Paskaleva 60. yaş gününü kutladı. Efsanevi Ermeni istihbaratçının müzesi Rusya'nın güney başkentinde açılacak. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Dikranagert surları da zarar gördü. Deprem nedeniyle Urfa Kapı ve Çift Kapı arasında iki ayrı noktada kısmi yıkımlar yaşanırken taşların döküldüğü noktalar zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek korumaya alındı. Tarihi surlar daha önce hırsızların hedefi olmuş, sur taşları sökülerek satılmıştı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre 8 Mayıs 2018 tarihinden bu yana Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin askeri cephelerde kullanılan video izleme sistemlerinin sayısı %59 ile arttı. Başbakan Paşinyan özellikle şunları ekledi. Endüstriyel elektriği bulunan askeri siperlerin sayısı %70, güneş enerjili askeri siperlerin sayısı %38 ile artış kaydederken, içme suyu bulunan askeri siper sayısında ise %194 artış kaydedildi. Yunanistan parlamentosu Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliği konusunda Amerikalıların Yunanistan'ın neredeyse tüm askeri tesislerini kullanmalarına ve yeni askeri üsler kurmasına izin veren bir anlaşmayı onayladı. 175 milletvekili anlaşma lehinde oy kullanırken 33'ü buna karşı çıktı ve 80'i ise çekimser kaldı. Anlaşma, Girit Adası'nda Amerika Birleşik Devletleri Suda Bey askeri üssünün genişletilmesini ve ABD birliklerine askeri üslerin sağlanmasını öngörüyor. Ayrıca Amerikalılar Yunanistan'daki herhangi bir askeri tesisi kullanabilecekler. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Azerbaycan'daki siyasi mahkumlar konusunda bir kararı 30 Ocak'ta oy çokluğuyla kabul etti. Tert AYM'in aktardığına göre tartışma sırasında milletvekillerin çoğunluğu raporu onayladı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Azerbaycan hükümetine iddia edilen siyasi mahkumların listelerinin bağımsız ve tarafsız bir organ tarafından gözden geçirilmesine izin vermesi çağrısında bulundu. Azerbaycan İnsan Hakları aktivistlerine göre Azerbaycan'daki siyasi tutukluların sayısı 120 ile 160 arasında. CNBC ajansının bildirdiğine göre Çin'de çıkan koronavirüs yüzünden ölü sayısı 213'e ulaştı. Teyit edilen vaka sayısı ise 9692'den az değil. Çin dışında ölüm vakasının bildirilmemesine rağmen Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınını uluslararası öneme sahip acil bir durum olarak kabul etti. Dünya Sağlık Örgütü salgını benzeri görülmemiş olarak nitelendirmesine rağmen ürünlerin ve insanların hareketlerine kısıtlamalar getirilmesini önermiyor. Çin dışında 18 ülkede koronavirüs vakalarının bildirildiğini belirtelim. Gazeteci, belgeselci Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu Albayı Svetlana Paskaleva, yazarlar ve kurtuluş savaşçıları ile birlikte 60. doğum gününü kutladı. Paskaleva, çiçekler, doğum günü pastası ve en iyi dileklerle karşılandı ve Artsakh Kurtuluş Savaşı sırasında onun yoğun ve zorlu çalışmasını anlatan bir kısa film sunuldu. Paskaleva, Artsakh Savaşı sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'ne gazeteci olarak geldiğini, ancak kalbinin sesini dinleyerek ülkemizde kaldığını söyledi. Günün kahramanı olan Paskaleva, olayların odağında bulunduğum ve bunların bir trajedi olduğunu gördüğümde, Karabağ Artsakh halkının benim yardımıma ihtiyacı olduğunu fark ettim. O zamanlar Ermeniler için uluslararası arenaya çıkmak çok zordu diyerek anlattı. İlk başta dünyanın dikkatini Karabağ Artsakh sorununa çekmek için sadece haberler sunduğunu düşünüyordu. Sonraları ciddi bir belgesel oluşturduğunu anladı.
Efsanevi Sovyet casusu Gevork Vartanyan'ın müzesi Rusya Federasyonu'nun Rostov-on-Don şehrinde açılacak. Nüsayem'in haberine göre Rostov'un Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun basın servisi kent merkezinde müzenin inşası için bir arsa tahsis edildiğini bildirdi. Gevork Vartanyan Rostov'da doğdu ve şehrin fahri vatandaşıydı. Şehre Rusya'nın güney başkenti deniliyor. 2012 yılında Rostov'un Yıldızlar Caddesi'nde Gevork Vartanyan'ın adını taşıyan bir yıldız yerleştirildi. Sovyetler Birliği kahramanı Gevork Vartanyan, Sovyetler Birliği'nin en ünlü casuslarından biriydi. 1943'te Tahran'daki Hitler karşıtı koalisyon liderlerinin toplantısına katılan Stalin, Churchill ve Roosevelt'e karşı Nazi Almanyası tarafından suikast girişimini engelleyen istihbarat grubunun içerisindeydi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı folk topluluğunun seslendirdiği Hay Fedainer adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.